chips. Ya. Baba. Kızım. Ne oldu? şuna korktu, baksana nasıl tedirgin oldu. Tabii çıkarken ne oldu? Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine takır tukur sesleri duydum. Ve ben... Yine geldim. Yine geliyorum. Baba. Geliyorum. geliyorum. Ele bak ele. Geliyorum. Hiç oda baskını yapma. Hiç modumda değilim. Hiç modumda değilim. Ne yapıyorsun kızı? Şey, arkadaşlar merhaba Debi. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben hiç iyi değilim. Çok kötüyüm. Hayatımın en güzel şeyini kaybettim şu anda. Neyini kaybettin kızım? iPhone 11 Pro Max'imi. Evet arkadaşlar, Melike iPhone 11 Pro Max'ini kaybetti. Nasıl kaybetti? Benim suçum değil. Vallahi telefonun suçu. Telefonun ayarlarının suçu. Bu arada şimdi, ne yapıyorsun? Aman dağılmış ortalık yine. Evet. Şimdi arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Ha bu arada burayı güzelce topluyorum. Bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci kere merhaba dedi. Evet, pazar temizliği mi? Tekrar diyeyim. Aynen o şekilde. Hani bana doğru böyle döner misin? Işık vuruyor da o yüzden göremiyorum. Makyaj malzemelerimi falan düzenliyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi benim telefonum buradaydı, tamam mı? Evet. Ben birazcık ders çalışıyordum. Hani çünkü 8. sınıfa geçeceğim için hani birazcık da 8. sınıf konularına göz atıyordum. Evet. Bu böyle de gene buradaydı bu kedicik. Bu yine buradaydı arkadaşlar. Evet. Anladın? Bu yine buradaydı. Sen de benim telefonumun hani mesaj geldiği zaman titreşim modu acıktı. Yani bilmeyenler için telefonuma bildirim geldiği zaman telefonum titreşiyor. Hı hı. Ve yana kayıyor. Ben düşünmedim hiç yere düşüneceğini. Her bildirim geldiğinde yana kaydı, yana kaydı. Sonra bu kedicikler de elleriyle böyle yapa yapa bunu düşürdüler. Ve telefonum ne oldu kızım? Ön camı patladı. Evet. Ama babam da onu zaten o gün patladı. Direkt götürdü hani yaptırmayı. Ne zaman geldi bilmiyorum. Evet, Allah'tan dışarı çıkıyordum yani de. Evet. Ya telefonsuz kaldı şu an. Hiç telefonum yok. Şunların yatışlarına bak Melike. Arkadaşlar bakın. Bunlar böyle uyuyorlar biliyor musun? Hadi biraz mutlu olmaya çalışayım. Tamam. Bakar mısın? Aşırı tatlılar. Bak. O kadar paralı bir şey. O kadar şey. Ağlayacak dediniz. Evet, ağlayacak. Çok önemli bir şey kırdılar ama yine onları çok seviyorum. Baksana. Ama çok tatlılar. Baksana tüplerine. Böyle uyuyorlar arkadaşlar bak. Yok bilmiyorum. Acaba bir bağları olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela biri esnedi de diri de esniyor. Biri bu tarafa baktığında diğeri de bakıyor falan. Şimdi sen ne yapıyorsun? Şey, ben böyle temizlik falan yapıyorum ama makyaj malzemelerimi de yapacağım. Evet arkadaşlar, yeni aldığın malzemeleri gösterirse sen. Evet, yeni aldığım malzemeleri göstermeyi çok seviyorum. Yeni bir kargo daha geldi. Bir parfüm daha söylemişsin Melike. Parfümün de geldi. Ben... Bir tane söyleyeyim. Şunu söylemiştin ya. Bunu söyledim. Ha bu arada arkadaşlar, Victoria's Secret'ın hayatımda ilk defa bir parfümünü aldım. Niye? Bu bilmem, canım istedi. Bir arkadaşım da görmüştüm. Ama daha önceden kokusunu hiç bilmiyordum ve tutturdum kokusunu. Çok beğendim gerçekten böyle. Sık bakayım arkadaşlar, kokusunu alsın. Tamam, şöyle sıkayım. Ne? hakikaten düştü hata koyar. Hatırlıyor musun? Bir ilaç çekerken eskiden ben parfüm sıkardım size kokusu gider diye. Neden öyle bir şey yapıyorum bilmiyordum. Kokusu evet, buna 150 liraya yakın para verdim arkadaşlar. Ama çok hala ağlıyorum şu anda. Ama ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Ağlamanın hiç gerek yok ama tutturdum bak. Çok istiyorum parfümü. Tamam, o zaman bir bakayım ne aldım. Başka. Baksın bir bakayım ne almış bu. Dur, diğer bir tane daha vardı ben. Şunları göstereyim. Bunlar da aynı şekilde kargodan geldi arkadaşlar. Bakın şunları, gerçekten hasta oldum. Böyle şey, yazılı bir şey var mı, açabilir miyim? Yo açabilirsin. Daha hiç yazmadım arkadaşlar. Daha yeni geldi. Bakın. Evet. Bu da 40 lira civarında arkadaşlar bu defter. Bu da 35 lira. Bunların da paraları benim kartımdan çekildiği için biliyorum ben. Evet, her şeyi adım adım biliyorsun. Kuruşuma kadar biliyorsun baba. Şey. İki tane bu. Bir de parfüm aldım. Başka ne var? Şey burada o ne? Yani parfüm. Parfüm. Ha, bir tane daha parfüm. Ben söylemişim yanında. Ha, sen mi söylemişsin? He. Valla teşekkür ederim. Rica ederim. Gel. Sarılacak. İlle sarılacak. Hadi. Teşekkürler baba. Aa, bir tane de ben lip balm söylemiştim arkadaşlar ama şu an o burada yok sanırım. İçeride olabilir. İçeride mi? Bilmiyorum. Bir gidip getireyim mi onu? Git hemen. Getir hadi. Okay. Çok tatlı çünkü. Benim merak edeceğim. Gerçekten çok tatlı. Da. Gel. Senin şu da dişi çok komik oluyor. Yap şimdi bakayım. Arkadaşlar. Bir daha yap. Allah aşkına. Da. Hayır artık. Göster. Şey, buraya ne deniyordu? Gırtlak. Ha, gırtlağım yırtıldı. O şey, bir cümle kuracak. Çok oynatmadan göster. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bunun böyle bir çizgi film herhalde bu. Tam olarak bilmiyorum. Ben bunun 3 tane daha buna benzer bir karakter var. Ben telefon ekran kilidimi falan da bunlarla yapıyorum. Ama
Hani daha önce çizgi film varsa falan çizemedim. Şu şekilde bir lip balm bakın. Şöyle. Ay düştü. Aşırı tatlı ama böyle. Sür bakayım nasıl sürülüyor? Bak şu çok güzel nemlendiriyor. Evet, bu tekrar doldurulabiliyordu değil mi Melike? Evet. Sen öyle söylemiştin bana. Aynen arkadaşlar, bakın şurada bir şey var. Bakın görüyorsunuz. Zaten bu onu oraya bitince takıyoruz. Bunu içinden çıkarıp arkadaşlar tekrar aynen doldurulabiliyor. Yani bitince içerisine vazelin koyup tekrardan bir lip balm yapabilirsiniz. Ama ben ilk başta şok olmuştum. Böyle büyük bir şey içerisinden böyle küçük bir şey çıkması beni biraz şok etmişti. Şimdi bu arada arkadaşlar bunu da aldım bakın. Şöyle bir maşa aldım. Hatırlıyorsanız TikTok hilelerinde mısır patlatma yapmıştık. Fakat benim saçlarım... O yuvarlaktı, bayağı beklemiştik ya. Bayağı beklemiştik ama sonu dolmuştu. Sen bunu TikTok hilelerinde mısır patlatmak için mi aldın? Evet. Yemin ederim kendime böyle... Uzak bir yerlere kapatmak, kitlemek istiyorum kendimi. Atın beni denizlere. Şöyle bakın ama çok güzel. Daha önceden bunu denedim falan. Çok güzel sıcaklaştırıyor. Bir dahaki TikTok deneyimizde bunu mutlaka kullanırız. Ayrıca şunu da fark ettim ben kendimde. Benim saçımın arkaları kıvırcık oluyor. Hani birazcık dalgalı oluyor. Bunu ben sevmiyorum. Kötü duruyor. Evet, bu sıkıntıdan alışveriş yapmış. Düzleştirmek için. Sıkıntı alışveriş yapmadım. Başka bir şey. Başka bir şey var mı? Başka şu an hiçbir şey. Hep bunu aldım bir de arkadaşlar bakın. Bunu bu o hep var zaten. O hep bir hafta falan oldu. Bu genelde bayağı oldu. Hatta kullandım ben bunu. Bir de bunu aldım. Tamam kızım. Onlar hep var zaten. Onda ekstra bir şey yok. Zaten bu bitmiş içerisinde. Bu kalemler. Bu kalemler. Bu kalemler. Hızlı söyleyince bu kalemler. Bu kalemuna benziyor. Bu kalemler. Ya. Başka ne var? Olmadı. Şey, oralara bakma ama. Oralar kötü. Daha hiç temizlemedim. Allah dur baskınlamış. Hayır ya. Tamam. Yok ya bırak. Neyse kapat. Kapat. Ama bak daha hiçbir şeyi temizlemedim. Ya ben çok merak ettim. Bunu açabilir miyim? Açabilirsin. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ama bunun parfümü pahalı bir parfüm. Bunu benden sakınıyor musun? Evet, senden sakınıyorum. Makas getirmen lazım. Makas getir, öyle açalım. Bak parfüm olduğuna eminsin değil mi? Eminim. İyi tamam. Getiriyorum ben. Aç bakalım hadi. Şey ama... Evet arkadaşlar, 200 liraya aldığım parfümü açıyoruz şu anda. 200 lira mı? O da Victoria. Bayağı pahalıymış ya. O da Victoria's Secret'ın, evet. Kokusun Victoria's Secret'ın. Victoria's Secret'ın o parfüm var mı ya? O sıktığın ne parfüm değil mi? Yok parfüm de hani böyle kara spreyini daha önce hiç böyle büyük spreyini görmedim de ondan. Bu sprey değil, parfüm mü bu? O spreyi, bu parfümü. Anladım, şöyle bir saniye açayım. Ne yalnız bayağı sen yapmışsın bunu. Oradan aç. Tamam şöyle bantlı yerden açayım. Sürpriz olsun diye öyle siyah bir şeye koydum. He anladım. Teşekkür ederim. Gerçekten aldım. Çünkü Victoria's Secret'ı çok seviyordum Melike arkadaşlar. Ben dedim bir parfüm de ben alayım. Aynen. Senin parfüm başın ağrıtmıyor muydu? Ağrıtıyor. Ben evdeki bütün parfümlerde aman aman. Yatışa bak sen, aç onu. Şey ellem. Arkadaşlar patilere bak. Patileri beni öldürüyor. Çok tatlı. Uyuma şekline bakın şundan. Allah aşkına. Sen onu aç Melike. Açamıyorum zaten. Ne kadar güzel bağlamışsınız. Oha! Oha! iPhone 11 Pro Max'i geçirdiniz mi tamirden? Evet. Nasıl ya? Hızlıca yaptın herhalde. Bu kadar hızlı olmasın. Ben sana parfüm alır mıyım kızım? Benim bu şey ya başım nasıl ağrı? Dedim zaten hani parfümler başını ağrıtıyorsan. Allah'ım bu kadar tamirden çabuk geldi. Sesi gitti Melike'nin. Sesi inceldi. Hayır tamirden bu kadar çabuk geleceğini düşünmüyorum. Parasını verince tabii yapıyorlar. Ne bileyim böyle. 2000 lira masraf açıldı. Evet bayağı açılmış ya. Bir de böyle ne bileyim o kumbaralara parasını alabilir miyim? Kumbaraları. Şeyi patlamış arkadaşlar. Bildiğiniz camım tuz buz olmuş. Hani dedim kesin bir iki ay sürer dedim. Kısa sürede geleceğini düşünmemiştim. Hani ben de. Sürer falan dedim. Camı ama birebir aynısı olmadı. Telefon aynısı olmadı. Birebir olmadı. Ya ne oldu? Biraz daha. Yok biraz daha böyle düz cam yaptılar. He anladım. Arka tarafını falan değiştirdik. Bu mor. Mor telefon bu. Sen almasın ki. Ben niye almıyor muyum kızım? Baba. Şoka girdi çocuk. Dur bir de gerçek mi? Ne oldu? Camını değiştirmişler. Sadece camını değiştirmemişler. Bir de telefonu değiştirmişler. Ya sen kutudan anlamadın mı onu? Hayır. Ben direkt gördüm. Benim eski telefon. Bekle kamerasını kontrol edeyim. Şaka yapıyorsun ya. Gerçekten aldın mı? Neyi aldın mı? Kızım yok camını değiştirdim, farklı olmuş. Baksanıza arkadaşlar. Baba ne farklı olmuş, şaka mısın? Farklı bak. Farklı bir telefon gelmiş. Ay şu an çok heyecanlı, bir saniye. Bu benim değil mi? Sen çok istemiyor muydun? İçincikler misin? Çok da değil ama çok da değil. Bir şey söyleyeceğim. Ben de istiyordum zaten. Tamam.
hiç alacağımı düşünmemiştim. Bir an karşıma çıkınca şok oldum. Ne almışım ki sana? Ya şimdi arkadaşlar, benim telefonum madem tamirde, hani ben dedim, dur bekle, benim kafam çok karıştı şu an. Bir dakika dur. Dur dur. Senin beynin yandı. Ben açıklayayım mı sana? Hayır, ben sana açıklayayım. Açıkla, tamam. Sen küçük telefon istemiyor muydun? Evet, zaten ben bunu alacaktım hani. Belki diğer telefon babama veririm falan diye düşündüm. Hani zaten bunu almak çok istiyordum. Zaten morunu çok seviyordum. Evet. Yani. Ama karşıma bir an böyle çıkınca şok oldum. Zaten diğeri de tamirde. Kızım, sana başka telefon aldım. Alacağını düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Allah'ım. Yerim seni. Vallahi çok teşekkür ederim. Gerçekten ben morunu istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bir dakika. Sen şimdi bir beynini toparla, ben konuşayım. Geç. Şimdi. Tamam. Arkadaşlar gerçekten işler birbirine karıştı. Ben anlatayım. Telefonu tamire götürdüğümde belli bir süre verdiler. Ve de ekranıyla evet, alakalı işte bir masraf verdiler. Ben de tamam dedim, yaptıralım dedim. O arada Melike de bana hep diyordu ki, baba bu telefon çok ağır. İşte keşke bunun bir küçüğü olan, kırmızı olan, yeşil olan, mavi olan telefonlardan, bunlardan harbiden bahsediyor. Arkadaşlar TikTok videolarında bile bir telefonu böyle tutulur mu? Ağır geliyordu. Tabii. Pro Max ağır geliyordu. Evet. Bu da bir arada bir bahane olmuş oldu arkadaşlar. Ben de gittim iPhone 11 Pro Max'i 11 Pro aldım sadece. Evet. Pro'larda da böyle renklerini seçebiliyorsunuz. Evet, bunun yeşili var. Burada bu renge de aşık Melike. Ben çok seviyorum bu renk var ya. Hem açık bir mor olduğu için bunun ben birkaç gün öncesinde çok iyi canlıyım. Hatta Google'dan bakmıştım bunun renklerine falan, sana evet, söyleyecektim. Hani diğer telefonu değiştirebilir miyiz falan diye. Allah'ım. Evet, Allah'ım. Şimdi açalım arkadaşlar telefonumuzu. Tamam. Kuralım bakalım. Ne çıkacak? Çok heyecanlıyım gerçekten. Ben bu telefonu var ya böğrüme sokarım. Böğrüme sokarım. Diğer telefondan daha çok istiyordum bunu, tamam, çünkü. Tamam, bir hazırlayalım, tamam, tamam mı? Hazırlayalım. Ondan sonra bir ekranı gösterelim. Okay. Hazırladık beraber. Hazırım. Şifre de koydu. Her şeyi koydum. Şu an gerçekten çok mutluyum ama, çok teşekkür ederim abi. Rica ederim, dur bakalım. Arkadaşlar öteki iPhone Pro Max'ten biraz farklı. O arada bütün hepsini kurdu arkadaşlar, bakın. Değişik uygulamalar yükledim. TikTok'unu hepsini kurdu. Aynen. Şu an var ya, öbür telefon gibi ağır değil ya, hafif ya. Elimde böyle gerçekten tutasın. Artık sarılacağım sana tekrardan. Acaba bunu böyle porte falan mı yaptırsam buraya? Cama as. Çerçevelet. Onu da düşür, kır, tamam mı? Ha, yok yapmam. Asla bundan sonra ne titreşim modu açacağım, ne de telefonumu buraya bırakacağım. Ya arkadaşlar, telefon tam köşeye de mi koyulur? Neyse. Hadi. Bu oda baskını sana yaradı. Sen hep oda baskını yap baba. Hep oda baskını yap. Hep bana bir şeyler getir, olur mu? Ama hani ben... Arkadaşlar bir dakika. Arada şu anda telefon açtığım sonra bir yarım saatten fazla geçti değil mi? Evet. Sim kartını falan taktık. Her şeyi yaptık. Bak bak bak. O hala böyle çift pati yatıyor, bakın. Bu arada arkadaşlar benim göğüs kısmında ön tarafta bir pençe attı bu. Evet. Korktu, böyle kucağıma aldım. Bir şey oldu. Gerçekten çok korkuyorlar. Mosmor oldu. Onu da size sonradan göstereceğim. Yani... Güle güle kullan. Bu sefer inşallah güzel kullanırsın. Videolarda da söylüyordum arkadaşlar. Kendine vlog çektiği zaman ya da bir TikTok videosu çekince dedi ki, baba bu çok ağır diyordu. Telefonu böyle yapıyorum bakın. Arkadaşlar evet, bugün. Bir sopayla, yani selfie sopasıyla falan. Aynen, bir şeyle kullanılması gerekiyor. Çok onda muzdaripti bu konudan. En azından bu senin için iyi olmuş. Ya bakar mısınız, elimle aynı boyutta. Diğeri var ya, elime bile geçiyordu. Öteki iki telefon ağırlığında gerçekten. Ay, bataryası çok büyük onun. Kutuyu alıyor arkadaşlar, içindeki üstündeki resmi de fark etmedi. Ama bak, görmedim ben, dedim. Ben telefonu kutuyla götürdüm ya tamire, oradan aklımda kalıyor işte. Şu an kalbi kiç kiç atıyor, bayılabilirim şu an. Bana gerçekten hiç beklemiyordu o telefonu. Evet, hiç beklemiyordum gerçekten. Oh canım, sana isim bile veririm ben. Şu şekilde. Nasıl? Ay, şu suratını kapatarak video çekiyorlar, hiç sevmiyorum. Gel böyle, ışık parlıyor. Tamam. Evet, yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyoruz. Evet, sizleri çok seviyorum. Allah herkese versin, olmayana nasip etsin inşallah. Gerçekten bu videoda ben çok mutlu oldum bu arada. Amin arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Her şey için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki... Arkadaşlar değil, ben yaptım. Evet, kafam karıştı. Bir sonraki oda baskınında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. Alo.